tiyatro sanatçısının sahneden uğurlanması adettendir. Çok güzel bir adet. Turgut Arslan'ın törenini kaçırmıştı. Allah'tan Şişli Camisi'nde yakaladı. Yaman Tüzet'i uğurlarken ikinci sırada Tuncay Çocanoğlu'yu oturmuştu. Veda için sahneye ilerlerken Aydın önümdeymiş. Omzuna dokundu ve sahneyi gösterdi. Sorma moruk ya dedi. Geçenlerde Metin'de bizle beraberdik. Etrafımızda konuşlar, bizden başka kimse kalmayacak böyle giderse diye yakındık. Bir süre önce Tuncay'ı uğurladık bu sahnede. Şimdi de sen, of be moruk, of. Şöyle düşünüyorum da Şehir Tiyatrosu'na ilk girdiğim yıllar sürdürülen bir dayanışmayı anımsıyorum. Yevmiye çalışanların bir oyunda işi bitti mi başka oyuna transfer edilirdi ki yevmiyesi devam etsin. Rol alması şart değildi. Aksesuar, ışıkçı, sürgör, efektör, her ne iş olursa. Maddet kaldırılınca sahne amiri yardımcısı Oral Öncü beni hemen Aziz Nesin'in biraz gelir misiniz oyununa efektör olarak transferini sağladı. Kendisinin de oynadığı bir rolü vardı zaten. Oyundan kısaca söz etmekte yarar var. Bilinmeyenin sesi insanlara biraz gelir misiniz diye sesleniyor. Bu sesi duyan herkes elinde ne var ne yoksa bırakıp sesi takip ediyor ve sonunda da yok olup gidiyor. Oyunun baş karakteri aynı zamanda oyundaki çocukların da babası Mateus da bir müzik aleti olan supi üretmekte. Çırağının yardımıyla yaptığı bu supileri oğlu bir sepet içinde satmaya çalışmakta. İşin püf noktası bu süpünün sesini sadece iyi insanlar duyabiliyor. Tahmin edilebileceği gibi ustanın süpürlerini duyan pek az kimse oluyor. Ama usta yılmıyor, yine de herkesin duyabileceği sesi çıkaran bir süpü yapmaya çalışıyor. Muhtaç olduğu halde bir gün bütün süpürlerini duvar süsü yapmak için satın almayı teklif eden zengin bir iş adamını bile reddediyor. Bilinmeyenin sesini duyup işin gücünü bırakıp giden insanlara çok şaşırıyor ve kendi kendine ben gitmem, benim önemli bir işim var diyor. En sonunda bir gün o ses Mateus'ta biraz gelir misin diye seslenince engellemek isteyen oğlunu ve çırağını artık usta sizsiniz, kavgayı siz sürdüreceksiniz diyor ve gidiş o gidiş. Gördüğünüz gibi taklit bile edemedim Ardın. Mantan gelen bilinmeyenin sesini duyunca kim bu sorumu yönetmen Tuncay'a yanıtlıyor. Aydın Ergüvenç. Sizler tanışmadınız mı diye oral yapışıyor efendim. Kısa süre sonra tanışıyoruz. İyi ki tanışıyoruz. Kavga dövüş şakacıktan sürüyor bu yıllardaki. Sıkı bir solcuydu Haldun. Bu bağlamda kendimi eleştireceğim. Bir tek reklamda oynadım yıllar önce ve birçok reklama ses verdim. Ama Haldun ne ses ne de görüntü verdi. Ses dedim de Haldun'a amcasını taklit ediyor diye burun kıvıranları şiddetle kınıyorum. Kalıtsal bir benzetme olsa da hiç bile takdir değil. Onunla da Kemal abiyle de sahne, mikrofon ve rakı kadehleri bölüştüm. Kimse benim kadar yakın tanığı olmamıştır. Dahası 12 Eylül'de 1402 ile bölüştüm. Şimdi gözümün önüne geliyorum. Gururla ben Osmanlı tebaasıyım diyen yaşlı büyüğümüz, eleştirel bir ifadeyle nedir o denizde felsefe ettiğiniz uçkur mu ne?
seni birbirinezmiş meğer. Kuşak efendim diye bağırışıyoruz. Kuşak kuşak yok. Nesil nesil diye öldürüyor. Buradan ona da sesleniyorum. Eleştirdiğimiz o kuşak hızlı geliyor. Bilinmeyen ses ünledi. Adım usta, biraz bilir misiniz?